Canlarım selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar malı AYT çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen testimizi açtık güzel insanlar. Aşağıda yeştir fx ve yeştir gx fonksiyonun grafikleri verilmiş. fx bölü gx küçük eşit eşitsizliğine ait işaret tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre bunlardan hangileri doğrudur? Sorumuz güzel, hoş bir soru. Dikkat etmemiz gereken yer şurası. Bunun içinin dolu olması. Bunun içinin dolu olması demek bu f'e ait olan bir kök demek. Şimdi burada aslında f bölü g yazmasaydı sadece tablo verseydi o zaman da güzel olurdu soruydu. Yani burada şunlar kime ait olan kökler kesinlikle g'ye ait olan kökler. Demek ki bu eksi 3 bu 3 ise b dediğin ifade kaçtır canım benim 2'dir. Şuradan geldi. Peki şu kök kaç? 1 mi? 1. Peki soruda f2'yi sormuş. Dikkat edin ben buradan yukarıya bir tane çizgimi çizdim. Şuna karşılık gelen değeri arıyorum. Benzerlik yapacağım. Burası 1, burası 1 ise burası 2 ise burası da 2'dir. Yani f2 eşittir 2'dir doğru. Geldik g2 eşittir 0 mı? Evet çünkü x eksenini kestiği nokta doğru. Eksi 3 ile 1 arası burada. Bu fonksiyon nedir? Küçük eşit 0'dır. Küçük eşit 0'dır yazmış. Doğru mu? Doğru. 3'ü de doğru bak. Eksi 3 ile 1 arasında f bölü g'nin işareti eksi ve eşitlik var. O yüzden küçük eşit 0. Geçtim bir sonraki soruma. Aralığında tanımlı bir f fonksiyonu için f arc sinüs eşittir 2 eksi x kare eşitliği veriliyor. fx fonksiyonunu bulunuz. Şimdi canlarım biz bunun sonucunu hep ne dedik? a dedik. Arc sinüs x eşittir a ise buradan sinüs a ne gelir? Tabii ki x gelir. O zaman F A fonksiyonu ne gelir canlarım? F A fonksiyonu 2 eksi. X yerine bunu yazarsan tabii ki burası ne gelecek? Sinüs kare A gelecek mi? Gelecek. Burayı şöyle yazalım. 1 artı diğer bir yerine ise sinüs kare A artı kosinüs kare A yazacağız. Eksi buradan da ne gelecek? Sinüs kare A. Güzel insanlar bu bunu ne yapacak? Götürecek. F A eşittir 1 artı kosinüs kare A gelecek. Bakın. Bu f'a. O zaman bizim fx fonksiyonumuz ne gelecek? 1 artı kosinüs kare x gelecek. Yani doğru cevap e şıkkı olacak. Geçtim bir sonraki soruma. Evet canlarım geçtik. Üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz çok tatlı bir soru. Eşitsizliğini sağlayan 4 farklı x gerçel sayısı vardır. Buna göre en tam sayısı kaç farklı değer alabilir? Şimdi soruyu sizin için farklı bir yoldan çözeceğim. Kitabın çözümünü hani dışına çıkacağım. Baktığım video çözümüne benim pek hani nasıl diyelim o çözümü sevmiyorum. Deltalı çözümünü sevmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bunun r'sine bakacağım. Bunun r'si 1. Eksi b bölü 2a'dan. 1'i yerine yazdığım zaman da k değeri kaç geldi? Eksi 4 geldi. Ben şu an kimi çizdim aslında? x kare eksi 2x eksi 3'ü çizdim. Tamam mı? Peki bunun kökü kaç? Şöyle bir kökü var. Bir kökü 3, diğer kökü eksi 1. Şimdi canlarım bu x kare eksi 2x eksi 3. Şimdi mavi ile çizdiğim grafik ise şu mavi aldım. Dönderdim. Geldim. Tekrardan şöyle yaptık. Şurası bu sefer bir de kaç oldu? 4 oldu. Bu mavi ile çizdiğim grafik ise x kare eksi 2x eksi 3. Şimdi neyi karşı attım? Eksi ne oldu? Tamam mı? Yeni bir fonksiyon elde ettim. Bir fonksiyonun dışına yazdım. ne demek? Onu aşağı ötelemektir, yukarı ötelemektir. Peki buradaki n sayısı bir kez kesinlikle sıfırdan büyük olacak ki zaten kök gelsin. Anlaştık mı? Peki canlarım ben burada N pozitif olduğu için önünde de eksi olduğu için sen bunu aşağı öteleyeceksin. Sen bunu bir birim aşağı ötelesen grafik şöyle bir grafik oldu mu oldu. Bak mesela grafik böyle oldu. Peki kaç kökü geldi? 1, 2, 3, 4 kökü geldi mi? Geldi. Demek ki N1 oluyor. Peki N2 olur mu? Olur. N3 olur mu? Olur. N4 olur mu? Olmaz. Bak niye olmaz? Hemen grafiği şurada size tekrardan çizeyim. Sen neyi 4 alırsan bu grafik şöyle olur böyle gelir, böyle çıkar. Niye? Şuradaki mesafen zaten 4 birimde Sen bunu 4 birim aşağı ötelersen bu bu sefer burada ne yapacak? Teğet olacak. O zaman kaç kök gelecek? 1, 2, 3 kök gelecek. Ama benim aradığım kök sayısı kaç? 4 tane. O yüzden cevap 1, 2, 3 değerini alır. Toplam 3 tane değer alabilir. İnşallah çözümüm hoşunuza gitmiştir. Geçtim bir sonraki soruya. Evet canlarım geçtik dördüncü sorumuza. Aşağıda birim çemberin A noktası üzerinden dakikadaki hızı 3 π bölü 2 birim. Yani 270 derece birim olan bir hareketli pozitif yönde yay üzerinde sabit hızla harekete başlayıp 48 saniye hareket ederek E noktasına gelmekteymiş. E noktasının A noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Peki canlarım hemen ifademize başlayalım. İfademizde şöyle bir şey var. Bakın dakikada yani 270 derece gidiyor ya. 60 saniyede. Peki 48 saniyede ne kadar yol alır? Önce bunu bulalım. Peki bu 5 katı burada 5 bölü 4 oranı var. Tamam mı? 270'i ne yapacağız? 4 bölü 5 ile çarpacağız. 27'yi 5'e bölersek kaç defa var? Canlarım 54 defa var. 54 çarpı 4 216 derece yaptı. Demek ki bu arkadaş A noktasından başlayacak. Pozitif yönde yani saat yönünün tersinde 216 derece gelecek. A'dan C'ye 180 derece geldi mi? Geldi. 216 olması için buradan hemen şunu böyle bir geri alayım. Çizgimizi güzel çizelim. Şöyle bir 36 derecelik açı yapması daha gerekiyor. Şurası 36 derece oldu. Peki burada şu an E noktasına geldi. E noktasının A noktasına olan en kısa uzaklığı kaç birimdir? Şimdi canlarım A'nın E'ye olan en kısa uzaklığı tabii ki budur. Burada ne yapacağız? Şurası bir birim. Şurası bir birim. Şurası ise 144 derece AE uzunluğunu bulacağız. Peki AE uzunluğu ya da EA uzunluğunu nereden bulacaksın? Kosinüs teoreminden. Niye? Şöyle bir şey var. Hemen çizeyim ki onu rahat görün. Hemen şöyle birleştirdim güzel insanlar. Şurası bir birim. Bura bir birim. Şurası benden istenen x uzunluğu ve şuradaki açıda kaç derece? 144 derece. O zaman EA uzunluğuna x dedik. x'in karesi eşittir. 1 artı 1 eksi 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, 1 çarpı kosinüs 144. Peki x kare eşittir 2 eksi. Kosinüs 144 neye eşit canlarım? E, kosinüs kaç? 36. Ama ne yapacak? Burayı artıya çevirecek. 2 tane kosinüs 36 geldi. X buradan kök içinde 2 artı 2 tane kosinüs 36 gelir. Peki cevaplarda var mı? Sinüs 36 var. Kosinüs yok. O zaman kosinüs 36'yı sinüs 54 yazsak bu var mı? Var mı? Var. Doğru cevabımız 2 artı 2 tane sinüs 54 olur. Geçtik. Kaçıncı sorumuza? Beşinci sorumuza. Sefa elindeki sapanla ağacın A noktasında bulunan elmayı vurmak istiyor. A noktasının yerden yüksekliği 6 metre ve B noktasının yerden yüksekliği ise 3 metredir. Çocukken biz de bunları çok yapmaya çalışırdık. Sefa A noktasına atış yaptığında taş alfa derecelik sapma yaparak B noktasındaki elmayı vuruyor. Sefa çok şanslıymış. Kotanjant alfa nedir? Şimdi canlarım biz burada şöyle bir yorum izleyeceğiz. Şuradaki açıya da beta diyelim. Tamam mı? Peki şurası 2 metre burası 5 metre. B noktasının yerden yüksekliği şurası kaç metreymiş? 3 metre. A noktasının iki de yine 3 metre. Peki güzel insanlar. Birincisi şu. Ben şurada 2 metreyi gördüm mü gördüm. Buraya kaç kaldı? 1 kaldı. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. O zaman tanjant alfa artı beta dediğim ifade neye eşit? 4 bölü 5. Bunu geldim yazdım. Peki şurayı artık açalım. Burası tan alfa. Tan alfaya x diyelim. Çünkü bizden istenen şey tan alfa. Sonra tan beta. Tan beta ne? 1 bölü 5. Bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta eşittir 4 bölü 5 mi 5? 5 x yaptı. Artı 1 yaptı. Bölü 5 geldi. Burası ise 5 eksi x bölü 5 geldi. Eşittir 4 bölü 5. Burada farkındaysanız şu 5 beş, şu 5'i götürecek. Ters çevirirsem 5x artı 1 bölü 5 eksi x eşittir 4 bölü 5 gelecek. 25x artı 5 20 eksi 4x attım bu tarafa 29x eşittir 15 x eşittir 15 bölü 29. Bu kimdi? Tanjant alfaydı. Bizden ne istiyor? Kotanjant alfa. Ters çevir 29 bölü 15 cevap gelecek. Geçtik 6. sorumuza. Evet canlarım geçtik 6. sorumuza. Güzel bir soru. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere polinomi için aşağıdakiler bilinmekteymiş. A, B ikilisi kaç farklı değer alabilir? Şimdi farklı bir soruya benziyor. X1, X2'nin 3'ten küçük eşit olduğu biliniyor ve Px1, Px2 bunların kökü. Peki canlarım o zaman X1 artı X2 küçük eşit ne gelir? 6 gelir. X1 artı X2 ne buradan? Eksi B bölü A'dan A küçük eşittir 6. A değeri pozitif tam sayısı 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Şimdi çarpımlarına gitmek bizim için bir şey gösterir mi? Eksi B küçük eşit 6 gelir. Bir işime yaramaz. Peki tek tek köklere bakalım. Tek tek köklere bakarsak x1 dediğim kök eksi B artı kök delta bölü 2A olsun. O zaman buradan eksi B yani A artı kök delta. Delta dediğimiz ifade neye eşittir canlarım? Tabii ki buradan a kare artı 4b'ye eşittir. Burası a'nın karesi artı 4b. Tamam mı canlarım? Buradan çıkan sonuç bölü 2. Bu bizim neyimiz? x1 kökümüz. Peki x1 kökü kimden küçük eşit? 3'ten küçük eşit. Buradaki bölü 2'yi karşıya göndereyim. A artı kök içinde A'nın karesi artı 4B küçük eşit ne gelir? 6. A'nın karesi artı 4B küçük eşit 6 eksi A geldi. Peki kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alacağız. Her iki tarafın karesini alırsak şöyle karelerini alalım. Alırsak buradan ne gelecek canlarım? A kare gelir artı 4B gelir küçük eşit. Buranın karesi A kare eksi 12A artı 36 geldi mi? Geldi. Peki canlarım Şuradaki a kare şuradaki a kareyi götürdü. Burası ne geldi? 12 tane a artı 4 tane b küçük eşit 36 geldi. Dediğim gibi farklı bir soru. İlk kez karşılaşıyorum bu tarz soru bir soruyla. 4'e bölersem burası 3a artı b küçük eşit 9 geldi. Şimdi a sayısı burada 1 olsa 3 olur. b değeri birden başlar. 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. 6 durum geldi. 1 için 6 ihtimal var. Sen buraya 2 versen burası bu sefer 6 olur. Bura 1 olur. 2 olur. 3 olur. 2 için de 3 ihtimal geldi. 3 için bura 9 olur. Buradan artık bir şey gelmez. O zaman toplam 9 tane değer vardır. Gerçekten güzel soruymuş. Tam ÖSYM tadında bir soru. Geçtim 7. soruma. Evet canlarım 7. sorudayız. 7. sorumuz güzel bir trigonometri sorusu. Buna göre AC uzunluğu kaç birimdir? Peki canlarım ben şuradaki açıya hemen şuraya bir x açısını yazayım. Peki burada sin 24 var. 1 artı cos 24 var. AC uzunluğunu istemiş. Yani şurayı bizden istemiş. Peki ne yapalım? Bir kotanjantı geçelim tamam mı? Kotanjant x dediğim ifade neye eşit? Kotanjant x dediğim ifade 1 artı kosinüs 24 bölü burası da sinüs 24. Peki şu birden bir kurtulalım. Birden şöyle kurtulacağım. 2 tane kosinüs kare 12 1 yazacağım. Bundan sonra buraya da sinüs 24'e de yarım açı geçeceğim. 2 tane sinüs 12 çarpı kosinüs 12. Kotanjant x'tir. Kotanjant x eşittir. Şimdi şu 1 şu -1'i götürdü. 2 tane kosinüs kare 12 geldi. Canlarım 2 tane sinüs 12 kosinüs 12 geldi mi? Geldi. Bu 2 iki, bu 2'yi götürdüm. Bu kos da bu kosu götürdü. O zaman kotanjant x dediğin ifade kotanjant 12 geldi. Demek ki buradan çıkan sonuç x açısı 12 dereceymiş. O zaman 12 varsa burada AC uzunluğunu istiyor. Ben şimdi sinüs 12'ye bakacağım. Sinüs 12 dediğin ifade neye eşit? Canlarım, sinüs 24 bölü bizim soru işaretimiz. Geldik soru işaretini buraya yazdık. O zaman soru işareti eşittir sin 24 bölü sin 12 geldi. Burada da yine bir yarım açı. 2 tane sinüs 12 çarpı kosinüs 12 bölü sinüs 12 oldu. Bu sinüs 12'ler birbirini götürdü. Cevap 2 tane kosinüs 12 gelecek. Yani 2 tane sinüs 78 geldi. Ben böyle yaptım. Farklı bir çözüm varsa yine sizin çözümlerinizde merak ediyorum. Anlaştık mı? Geçtik 8. sorumuza. Tan 11, tan 5, tan 16, tan 11, tan 5, tan 6 ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Yine farklı bir soruya benziyor. Keşke bazen diyorum ki şu sorulara önceden bir baksak. Şimdi burada 16 var. Burada 11 artı 5 var. 6 var. 11 eksi 5 var. Ben hep trigonometri anlatırken şunu hep söylerim arkadaşlar. Biraz konu dağılacak ama. Mesela keşke hayat şöyle güzel olsaydı. Sin 40 ile sin 20'nin toplamı sin 60 olsaydı hep derdim. Ama maalesef ki öyle değil işte. Böyle olmadığı için de biz çok uğraşıyoruz. Yoksa şunlar hemen direkt birbirini götürse bir gelseydi. Şimdi burada tan 16'yı büyük bir ihtimal açacağım. Ben şöyle yazacağım buraya. Tanjant 11 artı 5 yani tan 11 artı tan 5 bölü 1 eksi tan 11 çarpı tan 5 yazacağım buraya. Burada da yine tan 6'yı şöyle yazacağım. Tanjant 11 eksi tanjant 5 bölü 1 artı tanjant 11 çarpı tanjant 5. Şimdi soru bitti. Niye? Güzel insanlar bakın. Tan 11 tan 5 ile tan 11 tan 5 sadeleşti. Sen bunu ters çevirip çarparsan yukarıya 1 eksi tanjant 11 çarpı tanjant 5 gelir. Şimdi burada da tan 11 eksi tan 5'te tan 11 eksi tan 5 sadeleşti. Bu yukarı dönecek. Bu sefer 1 artı tan 11 çarpı tan 5 geldi. Yine çok tatlı bir soruymuş. Bununla bunlar sadeleşti. Cevap da 2 geldi. Gerçekten beğendim. 8 efsane bir soruymuş. Tamam mı? Geçtik. 9. sorumuza. Evet analitik düzlemde merkezi 4'e 3 noktası olan bir çember. X ekseninde A noktasında orijinden geçen D doğrusunu ise B noktasına teğettir. Sinüs A, O, B. Çok tatlı bir sorudur bu soru. Birden fazla yayında da karşımıza geldi. Hemen şöyle şuralara bir diklikleri indiriyoruz. Peki diklikleri indirdikten sonra biliyorsunuz merkezden çizdiğimiz şu yardımcı doğru burayla birleştiği zaman açıortay oluyordu. Neden? Çünkü şurada bizim uzunluğumuz uzunluğumuz eşit. Teğetler eşit. Bunlar bizim aç ortaylarımızın kolları. Burası da aç ortay geldi. Peki M'nin koordinatları 4'e 3 ise şuradaki X değerim 4 geldi. Şuradaki y, y değerim 3 geldi. Burası 5 ama bulmanıza gerek yok. Buradaki açıya X, buradaki açıya X dersem sinüs 2X istemiş. Gelin hemen yazalım. 2 tane sin X çarpı cos X yazacağız. O da 2 tane sinüs X 3 bölü 5 Şurası 3 bölü 5. Kosinüs x ise 4 bölü 5. Yani 4 kere 3 12. 24 bölü 25. 4 ile genişlet 96 bölü 100. O da 0,96 geldi mi? Geldi canlarım. Geçtik 10. sorumuza. Şimdi... evet canlarım 10. sorudayız. Şekilde ABC'de bir kare. AC köşegen KB açı orta EK köküç BK 2 olduğuna göre EB kaç santimdir? Çok efsane ötesi bir soru. Gerçekten efsane ötesi bir soru. Bayıldım. Şimdi soruda ince çizgiler var tamam mı? Onları görürsek soru 2 saniyede bitiyor. Bak şimdi. Şurada bir aç ortayın var mı? Var. Şurada aç ortay var. Ben buradaki açıya x dedim. Buradaki açıya x dedim. Şurası aç ortay mı? Evet. 45'e 45. Tamam mı? O zaman büyük üçgende dikkat edin. Burası aç ortaydan geldi. Burası aç ortaydan geldiyse demek ki şu k işte çemberin merkezi. Yani şurası da aç ortay olmak zorunda. Yani şuradaki açıya ben y dersem buradaki açı da y'ye gelecek. Peki canlarım. Buradaki Z'den dolayı burası 2'ye geldi mi? Geldi. Tamam. Ben şimdi bir tane yardımcı doğru çizeceğim. Şu yardımcı doğrumu çizdim. Tamam mı? Buradan da yine bir yardımcı doğru çizip dışarıda bir diklik oluşturalım ki şu EB'yi rahat bir şekilde bulalım. Geldik şuraya 90'ı yazdık. Buradan çıkan sonuç şu arkadaşlar. 2'ye artı 2 tane x eşittir 90 ise x ile y'nin toplamı kaç gelecek? 45 gelecek. Yani x ile y'nin toplamı 45 ise şurası 45 geldi mi? Geldi. O zaman şurası 90 ise x ile y'nin toplamı 45 ise o zaman burası da y. Peki canlarım şurası da 45 geldi mi? Geldi. Burası 2 ise burası 45 45 90 üçgeninden şu sarıyla çizdiğim yerler kök 2 gelecek. Kök 2 gelecek. O zaman EB'nin uzunluğu ben oradaki K dersem K'nın karesi eşittir kimin karesi? Kök 2'nin karesi artı kök 3 artı kök 2'nin karesi. O zaman k'nın karesi eşittir. Burası 2. Bura ne gelecek? 5 artı 2 kök 6 geldi. K'nın karesi eşittir. 7 artı 2 kök 6 geldi. K buradan 7 artı 2 kök 6 geldi. Şimdi gerisi şöyle olacak. Çarpımları 6 toplamları 1 olan 6'ya 1 toplamları 7 olan 6'ya 1'dir. O zaman burası kök 6 artı kök 1. Geldi güzel insanlar. Çok tatlı bir soru. Gerçekten efsane ötesi bir soru. Şuradaki açı ortayı görmezsen soruyu çözmekte çok zorlanırsın. Geçtik 11. sorumuza. Evet canlarım. Geçtik 11. sorumuza. Ölçüm birimi gram olan hassas terazinin aşağıda verilen dairesel gösterge paneli 17 eş parçaya ayrılmıştır. Terazinin ibresi her 360 derece dönme yaptığında tur sayacı bir artmaktaymış. Şimdi 36 gramda ne yapıyor? 17 gramı ölçüyor, bir 17 daha ölçüyor. 34. O zaman 34 artı 2, yani 2 çarpı 17. 2 tur 2'ye geldi. 2 tur 2'ye geldi. Şimdi 66 gramda ne yapacak? O zaman 17, 17, 17 gelecek. Yani burası bir kez 51 olacak. Sonra 66 olması için artı 15. Yani 3 tur 15'e de gelecek. Terazinin ibresi 15'i gösterir. Evet. tur terazinin sadece 4'ü göstermektedir. Hayır 3'ü gösterecek. Terazinin ibresi 132 pi bölü 17 radyanlık açıyla dönmüştür. Yani şimdi burada ne yapıyor? Bir kez 2 pi dediğin ifade 17'ye eşit. O zaman 2 pi bölü 17. Tamam mı? Yani ifade bir kez 360 derece yani 17 eş parçaya bölündüğü için 360 bölü 17 yaptım. Ve kaç gramlık ağırlık ölçüyoruz biz? 66 çarpı 66 ile çarpacağız. 132 pi bölü 17 yapar. Doğru cevabım 13 gelir. Burada esas ölçü bulmuyor. Bak açıyla dönmüştür diyor sadece. Bilginiz olsun. Hemen sahnemizi değiştiriyoruz. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.